Bir gün adamın biri uyurken rüyasında bir ihtiyarın ona "Evladım, ilk bakışta çok değersiz gibi görünen ama gerçekte çok değerli olan eserlerin altında hazinenin haritası var. Onu bulmak için yola çık. Yıkık bir duvar bul, oku yaya koy ve at. Hazinen orada." Adam tarlanın bitişindeki yıkık duvarı bulur. Yayını gererek okunu atar ve okun düştüğü yeri kazar. Bir şey bulamaz. Yayı gererek oku tekrar atar. Ama nafile, kazdığı yerden hazine çıkmaz. Bu arada tarla sahibi adamı görerek kadıya şikayet eder. Kadı adamın anlattıklarını ciddiye alır. Tarla sahibinin zararını karşılayacağını söyler. Adama yardım etmesi için emrine de kendi askerlerinden verir. Bir süre sonra askerler sıkılır ve "burada bir şey yok" diye adamı yalnız başına bırakıp giderler. Bir müddet sonra yorulan adam duvarın dibinde uyuyakalır. Rüyasındaki yaşlı adam, "Ah be evladım, biz sana okuyaya koy at dedik, ger de at demedik" der. Ok adamın ayağının dibine düşer. O adam orayı kazar. Bilir ki hazinesi oradadır. Sadece ışıkların gösterdiklerini görme. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız ona bakış açınızı değiştirin. İyi belirlenmemiş bir sorun, problem, yarı çözülmüş bir problemdir. Schopenhauer şöyle der: "Dünyanın hiçbir yerinde elde edilecek çok fazla bir şey yoktur. Dünya sefalet ve ızdıraplarla doludur. Eğer bir insan bunlardan yakasını kurtarırsa, bilsin ki can sıkıntısı her köşe başında pusuda beklemektedir. Hatta daha da fazlası genellikle gelip geçen kötülüktür." Ve gürültü, şamatayla sesini fazla duyuran budalalıktır. Talih insafsız ve acımasızdır. İnsanlık acınacak durumdadır. Bunun gibi bir dünyada kendi içinde zengin olan bir insan aydınlık, sıcak, mutlu bir yuvadır. Buna mukabil bundan yoksun olanlar karla kaplı soğuk bir kış gecesindedirler. Onun için asıl zenginlik insanın içindedir, kendi buluşlarındadır. Schopenhauer kitabında bunu anlatır. Yani boş olan insanlar daima daima dışarıda ararlar bunu. Yani kendilerini boşu boşuna eğlenceye, sefalete, oyunlara, içkiye verirler. Bunun sebebi de kendi fakirlikleri, iç fakirlikleridir. Bu fakirlikten kurtulan insanlar ise yalnız kalmaya mahkumdur ve bunları halk zor anlar. Anladıkları zaman da iş işten geçmiş olur. En güzeli zamanı da anlayıp onlarla beraber olmaktır. Zengin, iç zenginliği taşıyan insanlarla beraber olmak. Asıl mesele bu. Onun için böyle insanları arayıp bulmalıyız. Bu insanlarla hoş sohbet, nasihatlerini dinlemek hakikaten insana büyük zenginlik kazandırır.